Evet Samsun abi. Spor iyi bir sezona girdi. Sen de sürekli süre alan oyunculardan birisin. Ne Evet düşünüyorsun abi. bu konuda? Biz de Kastamonu Spor'un geçmişinde böyle bir başlangıç hiç görülmedi. Çok iyi bir başlangıç yaptık. Hem ligde de hani şampiyonla oynayacağımızı gösterdik herkese karşı. 4'te 4 başladık. Bu hafta bay geçeceğiz. Bu hafta aslında bizim için iyi. Dinlenmemiz için 2-3 gün hocamız da izin verdi. Ama aslında şimdi başlıyor lig. Önümüzde zorlu bir maçlar var. Iğdır, Soma, Menemen gibi bir üçlü bir periyot var. Eğer onların içinden de çok iyi bir puan alarak çıkarsak, 3'te 3 yaparsak ligde hani damgayı vurmuş oluruz şampiyonluk olarak. Elimizden geleni yapacağız inşallah. Çok güzel bir başlangıç yaptık. Kastamonu Spor altyapısından yetişmiş, bu takımın Evet. kadrolarına kadar yükselmiş bir futbolcusun. Ayrıca Evet. U19 milli takımda da forma giydin. Birçok karşılaşmada bunlar hakkında ne söylemek istersin? Bunlar benim için çok güzel his. Bu duyguların, bu hislerin tamamı tabii Kastamonu Spor'a ait. Öncelikle onursal başkanım Cengiz Aygün'e, sonra Levent hocama ait. Onların bana verdiği şanstan, bana verdiği güvenden dolayı ben de sahada kendimi gösterdim ve daha ileriye çıktım. İnşallah tabii hedeflerim, hayallerim hep devam edecek. Burada da bana takım kaptanlığını layık gördüler. Ben de onun sorumluluğu altında ayağımı yere sağlam basıyorum. Tabii benim de hatalarım oldu bazı şeylerde ama ben hata yapa yapa büyüyeceğim. Daha 18-19 yaşındayım. Buranın altyapısından çıkmışım. Burada bana destek çok büyük. Siz de bana sosyal medya olarak hep bana destek çıktınız. Teşekkür ederim. Takımdaki abilerim, hocalarım, dışarıdaki taraftarlar olsun. Herkes bana destek çıktı. Ben de onların yüzünü kara çıkarmamak için, sizin de hocalarım da, bütün Kastamonu Spor sevdalıların yüzünü kara çıkarmamak için bu sene sonu hem şampiyonluğu yaşayıp hem de Kastamonu Spor'dan güzel bir genç, yani genç bir oyuncu olarak iyi bir yere gidip hepimizi gururlandırmak isterim. Takımda yaptığın antrenmanlar haricinde bireysel Evet. antrenörle anlaşmışsın. Onun haricinde antrenmanlar gerçekleşti. Onun Evet. hakkında ne söylersin? Geçen sene aslında fazla çalışamıyordum. Hani fazla çalışma süresi bulamıyordum ama sonra hani ben de kendi eksiklerimi, kendi şeylerimi, hatalarımı anladıktan sonra bu yıl daha çok özel hocayla, pilates, özel koç, ondan sonra kendi hayatımla ilgili işte İngilizce, onlarla ilgili kendi kişisel gelişimimle ilgili de bazı gelişimler kaydettim. Hocalar tuttum. Çünkü bu yıl benim hedefim Allah izin verirse tabii ilk öncelikle burada iyi bir sezon geçirip şampiyonluk yaşamak. Ama ondan sonra Süper Lig'e gitmek. Ve Süper Lig'e gitmek için de çok çalışmam lazım. Hem kendi kişisel olarak hem de takım olarak hem de kendim vücut olarak iyi çalışmam lazım. Ben de bu sene hep onlara odaklandım. Hani dışarıdaki özel hayatımı silip attım. Kendimi tamamen futbola adadım. Çünkü hayallerim, hedeflerim, herkesin benden beklentileri büyük, ailemin, sevdiklerimin. Onların hayallerini gerçekleştirmek için, daha yukarılara gitmek için elimden geleni yapıyorum. Bir Teşekkür sorunu yine ederim sağ ol. atladım. Tabii ki abi. Şimdi söylediğin fiziksel olarak hazırlanmak için zorcular Evet. geçiyorsun. Bu önemli. Genç bir Evet. çocuksun. Mental olarak futbolcuların sağlığı çok önemli. Evet. Neden soruyorum? Senin hakkında da genç olmana rağmen bazı yorumlar alınıyor. Evet. Eleştiriler daha çok. Tabii. Bunlarla ilgili mentalini ayakta tutmak için özel bir çalışma yapıyor musun? Ya da Evet, nasıl kendini genç bunlarla tutuyorsun? ilgili benim iki tane çalıştığım bir abim var. Emre abi ile Deniz abi. Onlar bana bu süreçte son bir yılda çok yardımcı oldular. Hem benim özel hayatımla ilgili hem futboldaki sahadaki hayatımla ilgili bana hep destek oldular. Her gün onlarla konuştuk saatlerce. Ben de tabii bu eleştirileri görünce çok üzüldüm. Çünkü daha 17-18 yaşında belki bunları kaldıramayacak güce sahiptim. Ama onların destekleriyle hem burada tabii hocamın da, Levent hocam hep geldi benimle her gün konuştu. Hani ben kötü olduğumda bile o geldi bana dedi ki evet sen kötü olsan bile ben sana bu formayı vereceğim. Özgüvenini bana verdi. Ben de arkamı başkanıma tabii Cengiz başkanım da bana çok destek verdi. Abi baba gibiyiz onunla da. Ben onun oğlu gibiyim. Bunların tabii arkama Cengiz Aygün başkanımın, Levent hocamın, bir de o Emre abilerimin, Deniz abilerim aldıktan sonra ben de artık kendim böyle güvende sorumluluğu alabileceğimi, ayağımı yere sert basabileceğimi hissettim. Ondan sonra yavaş yavaş bunları atlattım. Tabii ileride hani hayalim tabii Süper Lig'e gidince bu eleştiriler tabii daha çok olacak. Onlara alışmak için her gün konuşuyoruz telefonlarla. Levent hocamla olsun, başkanımla olsun, Emre abimle olsun. Herkesle konuşuyoruz yani. Ben de psikolojik olarak kendimi hazırlıyorum. İlk 4 haftada da 4'te 4 yaptık. Ama sezon tabii daha çok erken, çok daha başı. Ama hedeflerimiz var, beklentilerimiz var, hayallerimiz var. Bu hayaller doğrultusunda da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sakatlığım var abi. Herhalde tamamıyla atlattınız. Önümüzdeki yıl başıyla birlikte sağlar dönecek misin? Evet, maalesef Fethiye deplasmanında ilk yarı talihsiz bir sakatlık yaşadım ADM'le. Ama şu an iyi gidiyor. Doktorlarımız, fizyoterapist eşliğinde güzel çalışıyoruz. Kuvvet yapıyorum.
bu haftanın bay olması da aslında benim açımdan da bayağı olumlu oldu. İnşallah Iğdır maçında hocamın da görev vermesiyle birlikte sorunsuz bir şekilde sahada olmak istiyorum. Abi takım içerisindeki arkadaşlık ortamının iyi olduğu söyleniyor her zaman. Peki bununla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Ya arkadaşlık bence futbolda çok önemli bir terim. İnsan mutlaka birbirini sevmesi lazım. Biz buraya gelen arkadaşlarımızla beraber ailelerimizden çok daha fazla vakit geçiriyoruz. Eğer birbirini sevmezsen, birbirine karşı saygı, sevgi içerisinde olmazsan sahaya da bu bence olumsuz yansır. Ama söylediğim gibi hem gelen arkadaşlarımız hem buradaki olan arkadaşlarımız inanılmaz bir aile ortamı var. İnanılmaz bir beraberlik, birliktelik var. Dışarıda insanlar, oyuncular çok fazla birbirleriyle görüşüyorlar. Tesiste herkes birbirleriyle beraber görüşüyorlar. Çok güzel bir arkadaşlık ortamı var. Bu ortamda tabii ki sahaya da yansıyor. Bunu da dediğim gibi oynadığımız ilk haftada da çok güzel gösterdi. İnşallah böyle devam eder. Sezon sonunda gerçekten hayallerimize kavuşuruz. Peki son olarak abi, Katrin olarak Kastamonu şehrinde ve taraftarınızı mutlaka tabii ki taraftarımız her zaman söylediğimiz gibi yanımızda olsunlar, bizi desteklesinler. Daha fazla bizimle beraber olsunlar, daha fazla bizimle beraber vakit geçirsinler bence. Gerçekten oyuncu grubu olarak bizim çok büyük hedeflerimiz var bu sene burada. Onlar da arkamızda itici güç olarak durduğu zaman ben inanıyorum ki onlar tribünde, biz sahada burada rakip olarak gelen takımlara çok zorluklar çıkartacağız. İnşallah hep bizim yanımızda olurlar. Beraber dediğim gibi sonunda şampiyonluğu hep birlikte kutlarız.